Gomez ayrılıyor mu? Dybala ile ilgili bugün biliyorsun ki başka iddiaları vardı abi. Göksel Gümüş'te henüz bir girişimimiz olmadı tarzında bir açıklama yaptı. Takımdan ayrılması gündemde olan isimlerden birisi doğru. Başakşehir olmazsa ya da takımda kalırsa yani çünkü Sacha Boey'un olmazsa orada diyelim Kaan Ayhan'ı değerlendirebilirsin orada. Dubois kadroda ne kadar, ne derecede yer bulabilir sence? Şimdi burada işin aslı oyuncu Boye'nin arkasında kalmak istemiyor. Yani Dubois'un problemi o. Düzenli oynamak istiyor. Onun için de Galatasaray'da şu anda öyle bir ortam yok. O yüzden de ayrılığı aslında kendisi açısından da iyi olacak ama sen bakma o kadar kulüplerin daha görüşmedik, girişim olmadı dediğine. Bayağı temaslar var. Takasta bak Berkay Özcan ismi geçiyor. O olmaz. Sadece Dubois'a gider. Maliyetini karşılarlar. Bu arada Berkay'la ilgili de bugün başka bir açıklama yaptı. Sözleşme imzalanacağını açıkladı arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım buradan. Tamam Evet. yani başka şeyde. Ya orada şöyle bir durum var. Oyuncu yani yeni teknik direktörle beraber takımda her şey değişir. Yeni teknik adam da Berkay'ın gitmesini istemediği için Çağdaş Atan yeni bir rotaya girildi. Belki Emre Hoca ayrılmasaydı farklı şey konuşurduk Tamam. ama Muhtemelen. muhtemelen Berkay Özcan'ı bırakmayacaklar. He, Galatasaray teklifi yükseltir. Başakşehir'in işine gelir. Ama şu anda öyle bir şey durum söz konusu değil. Ama Dubuan'ın da bir şekilde ayrılması bekleniyor. Evet, sesim biraz kısık demişler. Serkan Aslan. Şu an nasıl geliyor arkadaşlar? Sese bakarsanız. Evet, yani şu an baktığımızda takımda artık %90 oturdu takım. Evet, ufak tefek gitmeler, gelmeler olabilir ama kadro ana temasıyla oturmuş durumda. Oynayacak isimler ana temasıyla oturdu. Bu soru işareti çok önemli. Bakan bu Ocak ayında gider gibi görünüyor. Umarım zarar etmez Galatasaray demiş Neomio. Aslında Bakan bunun geldiği günden bu yana zaman zaman Okan Hoca şans verdi. Ben kendi izlenimimi söyleyeyim abi sana. Baktığımda bir Cagne vibe'ı aldım Bakan Bu'dan. Evet gelmeden önce formda olan, goller atan ama Galatasaray'a geldiği zaman çok verim veremeyen, Galatasaray'ın kalitesinin bir tık daha altında kalan bir oyuncu. Tabii ki zamanla ne olacağını göreceğiz. Belki performansını yükseltecektir. Ama Galatasaray'da şu anda Icardi oynadığı müddette Bakan Bu sanki kolay kolay da süre alamayacakmış gibi görünüyor. Şimdi Bakan Budan zaten şeyde beklemiyor herhalde dinleyiciler, izleyiciler. Yani her maç girsin, Icardi'yi devirecek, performans sergilesin falan. Öyle bir durum yok. Çok net bir şekilde yedek forvet aldı Galatasaray. Yani geçen seneyi hatırlayın, orada Gomis vardı. Kontratı bitti gitti. Seferovic vardı. O zaten tutmadı gitti. Yani orada bir boşluk vardı. O doldurulsun diye. Maliyeti düşük. Yaşı büyük. Hazır, biraz hazır olacak ve sorun çıkarmayacak bir oyuncu peşinde koşuldu. Yani o yüzden de bakan bunun bu durumu normal ama performansı bence çok kötü. Yani oynadığı haftalarda hiçbir şey yapamadı. Ve şimdi mesela bak saç baş yoldurur, çok gol kaçırır. Tamam dersin ki ya adam en azından çabalıyor, fırsat o. Ama bakan bunun bende uyandırdığı durum hiç öyle değil. Yani bakan bu geçen seneki aslında biraz Seferovic'i andırıyor bana. İlk haftalarda hiçbir şey yapamayıp sonra kulübeye ve sonra da yollar ayrılmıştı. Onu gösteriyor. Maliyeti yüksek değil. Yani bu transferde Galatasaray'ın çok çok zarar edeceği bir şey yok. Daha ne zararlar etti kulüpler. Yani o yüzden bonservis falan çok düşük bir para ödendi. Yıllık ücreti de öyle. Kontrat da 2 yıllık. O yüzden çok fazla abartılacak bir durum yok. Ha, başka büyük paralar harcanan bir oyuncu için evet onu tartışırız. Zarar eder mi diye ama bakan bu zarar edeceğiniz oyuncu değil. Hem istiyorsan buradan şunu da devam edelim bir. Tabii. Halil'e de geçeyim. Milli takımda da performans sergiledi ama Galatasaray'da da milli takımda da ben gördüm ki ne bakan bu ne Halil Galatasaray'ın ikinci forveti değil. Yani şimdilik tamam Icardi çok formda ama sezon uzun, hastalık var, sakatlık var, maç çok. Yani burada bakan bu Halil ikilisinden birinin öne çıkması lazım. Artık burada hangisi olur bilmiyorum ama Halil de artık bu fırsatı da tepiyorsa yani Galatasaray buna bir daha fırsat verdi. Bir daha geldi. Milli takımda oynuyor. Yani düşün hiç top oynamayan Halil milli takıma seçiliyor. Çünkü bir forvet eksiğimiz var milli takım olarak. O yüzden de Halil'in bir an önce toparlanıp umarım milli takım dönüşü Galatasaray'a daha fazla katkı verir. Çünkü hem milli takımda forvet yok hem de Galatasaray'ın ihtiyacı var. O yüzden bakan budan böyle umudumu kesmeye çok yakınım. Çünkü sahada gösterdiği performans bizi onu
gösteriyor. Ama Halil'de en azından hem yerli olması hem genç olması biraz daha umut dolu olmamıza sebep oluyor. Ufak tabii iki tane soru var. Bunları küçük hemen cevaplayıp bir tane asıl konuya geçeceğim. Yavaş yavaş sonra geliyoruz çünkü. Salih Özcan'ı sormuşsunuz arkadaşlar. Salih Özcan'la ilgili Galatasaray'ın şu anda bir inisiyatifi yok. Çünkü Salih gelmek istemiyor Türkiye'ye. Bunun dışında Berkay Özcan gelecek mi demiş Evren Deniz. Berkay Özcan'la ilgili de bugün Göksel Gümüş de açıklama yaptı. Takımında kalıyor. Yeni sözleşme imzalayacak. Gelelim sorumuza abi. Tugay Kocatürk demiş. Galatasaray takımını yeni ekleneceklerle beraber. Ya aslında eklenecek takım oyuncuların artık bu saatten sonra ilk 11 olmasını çok bekleyemeyiz ama tam anlamıyla oturması için tahmin ne kadar bir süre veriyorsunuz demiş. Sen söyle sonra ben söyleyeyim. Benim için Ekim ayının başı olması gereken tarihtir. Çünkü burada kilitlenip kaldığımız nokta. Yani Ndombele tekrar diyorum olumlu sinyaller veriyor. Hemen oynayacak durumda. Zaha, Tete, Ziye. Bu üçlü size ne zaman katkı verir? Bence Ekim başını mutlaka bulacaktır Galatasaray. Ondan sonra asıl budur diyeceğimiz oyun ortaya konur. Çünkü bundan öncesi oyuncuların maç eksiği var. Bu yıldızları da böyle hani sürekli eleştirip bir şey diyecek halimiz de yok. Bilinerek alındı zaten. Zaha'nınki ayrı bir durum. Maalesef geçen seneden kalan bir durum. Ben Ekim başını bekliyorum ama şunu da belirtelim. Galatasaray'ın kadrosu iyi. Galatasaray özellikle ligde zaten bir kenara ayırayım. Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag bu kadrosuyla da yani Tete, Zaha ve Ziyeh olmasa da yenecek durumda. Asıl kritik işte o. İlk başta Kopenhag'ı yenerseniz ondan sonra önünüz açılabilir. İlk maçta Kopenhag'ı kaybederseniz bambaşka bir hesap kitap matematik işlerine bulaşırız. O yüzden de bu süreci kayıpsız atlatırsa özellikle Kopenhag'la beraber ligde de galibiyetler gelirse Ekim ayıyla birlikte bambaşka bir takım bizi bekleyebilir. Abi sana katılmakla birlikte şunu ekleyebilirim. Ben 3 hafta sonunda yani Galatasaray takımının yıldızların tamamıyla iyileşip sakatların geri dönüp formda olan isimlerin de tekrar takıma katılmasıyla birlikte 3. hafta sonunda ben çok üst düzey bir Galatasaray izleyeceğimizi düşünüyorum. Çünkü takıma baktığımızda Ziyeşler, Zahalar bu isimler zaman zaman önce izlediğimizde hayranlıkla baktığımız isimlerdi. Bu kez ülkemizde Galatasaray'da forma giyecekler. Ben çok farklı bir lig olacağını düşünüyorum bu yıl. Özellikle Galatasaray 3. hafta yani bu haftadan itibaren Samsun maçı ile birlikte 3. maçında, 4. maçında çok başka bir takım izleyeceğimizi düşünüyorum. Bunu da artık 3. hafta, 4. hafta hangi maça denk geliyorsa o maçı seninle birlikte tekrardan konuşuruz. Son soruya geçeyim o zaman abi. Son soru da az önce bir tane görmüştüm ha. Melih Doğan yazmış. Sağ beki Ömer Ali, Bünyamin Balcı veya Zeki Çelik'ten birisi kadroya katılır mı? Çünkü Ömer Ali gündemdeydi biliyorsun ki abi. Galatasaray'ın şu orta sahayı falan konuştuk ama beklerle ilgili bir inisiyatif olacak mı? Son olarak bunlardan bir isim bekliyor musun? Şimdi Zeki Çelik yani üst düzey öyle hani alıp kulübeye koyacağınız bir oyuncu değil. Evet. O yüzden ben o transferi zor görüyorum. Bir de unutulmasın Roma'da iyi bir yatırım yaptı onu. Öyle hani orada oynamıyor, vasat bir oyuncu falan değil yani. Açık konuşursak Galatasaray'ın oraya verecek de bir parası kalmadı artık. Yani Roma'yı böyle 10 milyon eurolardan falan aşağıda ikna edemezsiniz. Öyle bir para da yok. Diğer tarafta Dubois var elinizde. Onu göndermeden o kadro hem yabancı olarak hem de kadro şişkinliği olarak o çıkmadan bir şey de transfer de yapamazsınız. Ancak Dubois gider. Ömer Ali ya da Bünyamin Balcı gibi oraya yerli yedekte olduğu zaman bir problem yaratmayacak oyuncu takviyesi yapabilirsiniz ama ilk etapta Dubois'un gitmesi lazım bence.